yılların oyuncu deneyimine sahip profesyonel oyuncu olan Ray Fox'la tanışın. Soldan Ferrari'yi geçelim, bitiş çizgisi. Oh! Merhaba arkadaşlar, kemerlerinizi bağlamayı asla unutmayın. Hadi gidelim. Bu da Ray'in erkek kardeşi Ethan ve hala bulmak istediği şeyi arıyor. Nasıl hızlı ve kolay para kazanılır? İlginç. Peki başka seçenekler var mı? Vay, $10, bunu beğendim. Güzel kitap. Evet, sana o hisseleri alma demiştim. Daha fazla Zula yok mu? Ne kötü. Anne! Gelirimizin 10 kat artmasını istiyorum. Anne! Tekrar ediyorum, 10 kat. Pekala, sorun ne? Paraya ihtiyacım var. Tamam, sakin olun. Birer birer R ile başlıyorum. Yeni bir işletim sistemine, bir ekrana, VR gözlüğe ve en yeni fare serisine ihtiyacım var. Tamam, bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. $300 yeter mi? Anne, benim de işletim sistemine ayrıca yeni bir ekrana ihtiyacım var. Sağ ol, sadece 50 tane daha lazım. Ama sana yalan söylüyor, o bir oyuncu bile değil. Ne demek istiyorsun? Ethan, açıkla bana bunu. Aslında ben gerçek bir oyuncuyum. Bunu size kanıtlayacağım. İşte kendiniz görün. Bu benim bilgisayarım ve bunun üzerinde oynuyorum. Pekala Ray, gördün mü? Toz dağlarına bakılırsa uzun yıllardır bu bilgisayara kimse dokunmamış. Ethan da oyuncu. Onunla oynamayı denesen iyi olur. Bunu daha önce temizlemeliydim. Eminim harika işler yapacaksınız. Tıpkı yeni gibi oldu. Görünüşe göre Ethan kendisini profesyonel bir oyuncu olarak göstermeye kararlı. Oğlumuz planını gerçekleştirebilecek mi? Ethan çok iyi bir çocuk. Bu sizin aile işiniz olacak. Ne iş anne? Şuna bak. Evet, ben gerçek bir profesyonelim. Umarım annem bana inanır. Ah, bu doğru. Bu işe yaramayacak. Al bunu evlat, kendine uygun bir klavye al. Seni anlıyorum, beni takip et Ethan. Ah, benim şampiyonlarım. Zorlama beni. Neredeyiz biz? Burası neresi? Oyuncular cennetine hoş geldin. Daha doğrusu bir elektronik mağazası. Gerçek bir oyuncu burada saatlerce takılabilir. Burada bir oyun ruhunun aradığı her şeyi bulabilirsin. En yeni cihazlar ve aletler, en havalı ekipman ve mobilyalar ve hatta özel oyunların çıkış tarihlerini öğrenebilirsin. Ve de bunlardan birkaçını satın alabilirsin. Satıcıyı şahsen tanıyorsan tabii. Etkileyici değil mi? Hadi şimdi para harcama zamanı. Hadi al sana. Neden para harcayayım ki? Satıcı şayet malları izlemiyorsa. Ah anneciğim. Size yardım edebilir miyim? Hayır, sadece bakıyordum. Aman tanrım, resmen direkten döndüm. Hangisini seçsem? Ray'e gidelim buradan, burayı hiç sevmedim. Bekle Ethan, burada meşgulüm. Hepsi ne kadara mal olur? En pahalı klavyeyi alıp daha basit VR gözlüklerini seçebilirim. Ah üzgünüm Ray. Kendimi kaptırdım ve fiyat etiketlerini mevcut olanlarla değiştirmeyi unuttum. Tüm yeni ürünlerin fiyatı arttı. Evet, burayı için en iyi haber değildi. Ama bu çok fazla. Kendini kaptırmaya devam etsen daha iyi olurdu. Her neyse, en azından önceki koleksiyondan birkaç oyun satın alabilirim. Evet, bu çok trajik. Bu oyuncular çok komik. Ofisim için yeni bir halı istiyorum. Bana yeni bir sandalye de al. Hangi oyunda başlasam? Ah annem. Anne bak, marketteydik ve birkaç oyun aldım. Bu harika evlat. Konuşun siz. Ama Ethan kendisi için bir şey satın almadı. O sana numara yaptı. Oğlum, ya sen ne aldın? Ha, ben mi? Ben de kendime bir oyun aldım. Ah, aferin sana. Böyle bir oyun yok. Merhaba, evet sizi dinliyorum. Ancak Ethan harika bir ruh halinde görünüyor. Ayrıca hiçbir fiyat onu rahatsız etmedi. Ama ben gerçek bir profesyonelim. Üstelik senden milyon kat daha iyi oynuyorum. Ha, öyle mi? Bu konuyu hemen çözmemizi öneriyorum. O çöp oyununu oynamayacağım. Kendin oyna. Taş, kağıt, makas. 1, 2, 3. Sana söylemiştim. Git geliş biraz profesyonel. Harika plan, işe yaradı. Bu çok adaletsiz ama sorun değil. Herkese gerçek bir oyuncu olduğumu ve Ethan'ın bir sahtekar olduğunu kanıtlayacağım. Hadi yapalım.
Ha, hadi ama. Yorma kendini. İyi şanslar. Çok komik. Bu en karmaşık strateji oyunlarından biri. Birkaç kez oynamayı denedim. Ama bir sonraki seviyeye bile geçemedim. Bu sefer başaracağım. Ah, sonuna kadar. Hay aksi. Başka bir zorluk. Hadi. Ah, neredeyim ben? Önemli değil. Tek ihtiyacım olan internet bağlantısı. Doğru, neredeyse geldim. Evet, başardım. İkinci seviyeye ulaştım. Ama şimdi parmaklarım ağrıyor. Onlara dokunmak bile zor. Fakat buna değdi. Hey, sen sahte insan. Asla böyle bir sonuca ulaşamayacaksın. Yani zaman ne? Ah, bunu şimdi göreceğiz. Ray kendisini çok havalı olduğunu düşünüyor ama bu o kadar da zor olamaz. Hiçbir şey anlamıyorum. Burada ne yapmalıyım? Sorun ne? Pekala, sana söylemiştim. Aa, burada bağış yapabilirsiniz. Güzel. Ray, seni görebiliyorum. Hayır, hayır, bu mümkün değil. Hayır. Aa, Ray, biz ailemizde paraya böyle davranmayız. Üzgünüm anne, gerçekten üzgünüm. Bunu bir daha yapmayacağım. Harika, yoksa benden bir şey alamazsın. Marge, seni geri arayacağım. Hepsi senin yüzünden Ethan. Benim mi? Ben masumum. Sadece burada kitap okuyorum. Pekala, bu durumdan bıktım. Ethan, seni dövüşe davet ediyorum. Hadi Mortal Kombat oynayalım. Ha, işte savaş. Ray benimle uğraştığına pişman olacak. Hadi başlayalım. Kaybetmeye hazır ol. Senden daha havalı cihazlarım var. Ciddi bir yüzleşme içindeyiz gibi. Her an Ethan'ın kendisine gerçek bir oyuncu mu diyebileceğini, yoksa sıradan bir yalancı mı olduğunu öğreneceğiz. Peki bu şey nasıl kullanılıyor? Şimdiye kadar savaş taktiklerinin başarılı olduğu söylenemez. Evet, asla bu şekilde kazanamayacağım. Acilen bir şeyler yapmalıyım. Aa, evet, görünüşe göre işe yaramadı. Evet, işte gerçek profesyonel oyuncu olmak diye buna derim. Öğren de gel zavallı. Sakin ol, şaka yapıyorum. Bir dakika, o altın kulaklığı nereden aldın? Onları ben aldım. Onlar sahte, tıpkı senin gibi. Gerçek bir oyuncu buna sahip olmalı. Evet evet, işte bu masadaki mükemmel karışıklık. Ne de olsa gerçek bir oyuncu tüm hayatını bilgisayarın başında geçirir. Masa onun iktidar yeridir. Dinlenme yeri ve elbette her türlü sağlıksız yiyecekleri yediği bir yerdir. Bunun gibi mesela. Her neyse, henüz daha bitmedi. Bu kadar kolay pes etmeyeceğim. Marge, sana bir kez daha söyleyeceğim. Bir saat içinde ek ofis ekipmanı satın almayla ilgili belgeleri görmek istiyorum. Anne bak, yeni VR gözlüğüm geldi. Bu da ne? Neden buna ihtiyacın var? Bunları nasıl kullanacağını bilmiyorum. Ve ayrıca çantada çok yer kaplayabilirler. Bu çöp, ilgilenmiyorum. Ama Ethan yine hiçbir şey satın almadı. Her şeyde uyum olmalı. Hay aksi. Bir saniyenizi rica ediyorum. Şimdi size her şeyi göstereceğim. Bunlar çok özel VR gözlükleri. Al anne, dene onları. Aa, kesinlikle iyi görünmüyorlar ama Ethan'ın her zaman kötü bir zevki olmuştur. Hiçbir şey görmüyorum. Ah, şimdi görüyorum. Evet, manzarası çok güzel. Aa. Ah, hayır hayır, öyle değil. Bu tam tersi. Şükürler olsun, sanırım başardım. Dur. İfşa oldun yalancı. Pekala oğlum. Söyle, paramı neye harcıyorsun ha? Bu el yapımı kutu açıkçası 10 dolardan daha az değere sahip. Anne, durumu açıklayabilirim. Bir kuruş harcamadım. Biriktiriyordum. Bu senin hediyen olmalı. Hediye mi? Hadi merhaba. Sağ ol. Hoşça kal. O kadar hızlı değil. Beni kandırmaya çalışmamalıydın. Hay aksi. Seni hatırlıyorum. Bir daha o mağazaya gitmeyeceğim. Al anne, bu senin için. Aa, bu çok beklenmedik. Ayrıca çok güzel. Vay, altından yapılmış yepyeni bir telefon. Harika. Merhaba Merge. Biliyor musun, yeni bir telefonum var. Oğlumun hediyesi. Bu doğru. Her neyse, yine ofis işi olmalı. Anne, ya ben? İşte yine başladık. Pekala, kapatmalıyım. Seni geri arayacağım. Elim. Aa, bu telefon altın değil, boya.
Ethan bizi yine kandırmaya çalıştı. O bir sahtekar. Ethan! Bu benim hatam değil. Satıcının hatası olmalı. Arkadaşlar videomuzu beğendiniz mi? O zaman beğenin ve abone olun. Ethan!